Dünya tarihi videolarımızda birçok farklı imparatorluk hakkında konuştuk. Ve bunların birkaçını ekrandaki bu harita üzerinde de görebiliyorsunuz. Roma İmparatorluğunu anlatırken çok zaman harcamıştık. Haritada açık sarı ile gösterilen de Roma İmparatorluğu. Ve burada kabaca ulaştığı en geniş sınırlara göre çizilmiş. Üstteki zaman çizelgesinde ise Roma Krallığı, Roma Cumhuriyeti ve en sonda 5. yüzyılın sonunda yıkılan Roma İmparatorluğunu görebilirsiniz. Gerçi Roma İmparatorluğundan sonra Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğunun daha binlerce yıl devam ettiğini de söylemem gerek. Şimdi burada gösterdiğimiz imparatorluklardan biri de arkadaşlar Pers İmparatorluğu. Evet Pers İmparatorluğu haritada ve zaman çizelgesinde Part İmparatorluğu ile temsil edilmiş. Yani arkadaşlar Selevkos İmparatorluğundan sonra gelen ve daha sonra da Sasani İmparatorluğu olarak devam eden Part İmparatorluğu Pers İmparatorluğu'nun belirli bir dönemini ifade ediyor. Buradaki de Çin'deki Han İmparatorluğu. Zaman çizelgesinde ve haritada hem Doğu hem de Batı Han hanedanlıklarının gösterildiğine dikkat edin lütfen. Zaman çizelgesinde ayrıca Hindistan'daki Maurya İmparatorluğu da var ama bunu haritada göstermedim. Kuşan İmparatorluğunu ise hem haritada hem de zaman çizelgesinde görebilirsiniz. Evet şimdi gelelim esas konumuza. Bu imparatorlukları özellikle bu zaman dilimi içerisinde bir arada göstermeye çalışmamın önemli bir sebebi var. Size bu imparatorlukların birbirlerinden tamamen bağımsız hareket etmediklerini anlatmak istiyorum. Milattan önce 1. ya da 2. yüzyıla hatta özellikle milattan sonraya geldiğimizde bu imparatorluklar arasında artan bir ticaret ve etkileşim görmeye başlıyoruz. Bu zamandan önce aralarında ticaret ya da etkileşim olmadığını söylemeye çalışmıyorum. Ama özellikle bu zaman diliminde ticaret ve etkileşimin hız kazandığından bahsedebiliriz. Ticaret ve etkileşimin hızlanmasının sebebini büyük oranda şuna bağlayabiliriz. Sonuçta bunlar birbirleriyle komşu imparatorluklardı ve insanlara en azından kendi imparatorluk sınırları içerisinde veya sınırları boyunca seyahat edebilmelerine olanak verecek belli bir miktar güveni sağlayabilmişlerdi. İşte tam da bu noktada ticaret yolları ortaya çıkmaya başlıyor. Kırmızı ile çizdiklerimiz kara ticaret yolları, mavi ile olanlar ise denizdeki ticaret yolları. Bu arada bunların o zamanlar var olan tüm ticaret yolları olduğunu sanmayın. Çünkü o zamanlar var olan birçok irili ufaklı krallığı şu an haritada göstermedik. Bunlar sadece genel hatlar. Ama benim esas demek istediğim şu ki birbirlerine komşu olan bu imparatorlukların sağladığı şey malların ve fikirlerin ticaretini kolaylaştırmaktı. Mal ve fikir ticaretinin yapıldığı bu yollara İpek Yolu adı verilir. Aslında İpek Yolu denildiğinde kastedilen şey insanların ticaret yapabilmek için üzerinde seyahat ettikleri yolların tamamını kapsar. Peki bu yollara neden İpek Yolu adını verildiğini hiç merak ettiniz mi? Yani neden İpek? Mesela niye atıyorum tütün yolu değil, bulgur yolu değil, baharat yolu değil de ipek yolu. Bunun sebebi ipeğin o zamanlar çok popüler olması tabii ki ve en fazla ticareti yapılan mal olmasıydı. Tabii o zamanlarda dünyada ne tarz şeylerin ticareti yapılıyordu diye düşünürsek işte bu gördükleriniz bunun sadece küçük bir kısmı. İpek burada resmini gördüğünüz dut yaprağını yiyerek beslenen ipek böceklerinin kozalarından elde edilir ve bir varlık göstergesi olarak kabul edilirdi. En değerli kumaş ipekti ve Çin yüzyıllardır ipek üretimi konusundaki tekeli elinde bulunduruyordu. Hatta burada konuştuğumuz zaman diliminden sonraki uzun yıllar boyunca da öyle olmaya devam etti. Bu yüzden dünya üzerindeki herkesin Çin ipeğine sahip olmak istediğini söylemek yalan olmaz. Tabii bu arada ticareti yapılan tek mal ipek değildi. Yani sonuçta ipek alabilmek için de karşılığında en az ipek kadar değerli bir şey verilmesi gerekirdi öyle değil mi? Çinlilerin ticaret yapmaktaki amaçlarından bir tanesi atlara sahip olmaktı. Çinliler atları sadece taşımacılıkta kullanabilecekleri için değil, özellikle atları olan kuzeyli düşmanlarına karşı savaşta kullanabilecekleri güçlü bir silah olarak gördüklerinden değerli buluyorlardı. Çinliler ayrıca ipek karşılığında Avrupa'dan altın, Hindistan'dan da pamuk alıyorlardı. Avrupa'da üretilen diğer şeyleri de unutmamamız lazım tabi. Sonuç olarak bu sayede dünyanın çeşitli bölgeleri arasında geniş ticaret ağları kurulmuş oldu. Bu arada ticareti yapılan bazı malların ticaretin kolaylaşmasını sağladığını da eklemek istiyorum. Örneğin atların taşımada kullanıldığından zaten bahsetmiştik. Aynı şekilde özellikle Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika'daki çölleri düşündüğümüzde taşıma konusunda çok faydalı olan develerden de bahsedebiliriz. Develer sadece çok fazla yük taşımakla kalmazlar aynı zamanda su depolayabilmeleri sayesinde taşıma sırasında su için çok fazla mola vermelerine de gerek yoktur. Dünya tarihinde çoğunlukla göçebe olmayan örneğin Han ve Roma imparatorlukları gibi imparatorluklara odaklandık ama ticaret önem kazandıkça özellikle de Orta Asya'da iyi ticaret yapabilen yani bir şeyi bir yerden başka bir yere iyi ve doğru bir şekilde götürebilen insanların, kendilerini de bir yerden başka bir yere başarılı bir şekilde götürebilen insanlar olduklarını düşünmek pek de yanlış olmaz. Yani özellikle Orta Asya'da yaşayan göçebe topluluklardan bahsediyorum. Göçebe toplulukların bu ticaret yolları üzerinde bulunan şehirleri, ticaret sebebiyle giderek önem kazanmaya ve güçlenmeye başladı. Az önce de söylediğim gibi, bu güzergahlar boyunca ticareti yapılan tek şeyin mallar olduğunu düşünmemeniz lazım. Mesela bir topraktan diğerine taşınması pek de güzel olmayan şeylerden biri hastalıklardı. Dünya tarihinde Roma İmparatorluğu döneminde Roma'da iki tane çok büyük salgın olmuştu. Bazı kaynaklar kızamık olduğunu savunsalarda biz bunların çiçek salgını olduğunu düşünüyoruz. Çok ciddi salgın yaratan bu hastalıklar tüccarlar tarafından Asya ve Orta Doğu'dan Roma'ya kadar taşınmış olmalı. Salgının ticaret yollarıyla Asya'dan geldiğini düşünmemizin sebebi, bu iki salgın sırasında Han İmparatorluğunda da benzer bir salgın yaşanmış olması. Bu salgın Roma'yı derinden etkilemişti. Nüfusun neredeyse yüzde 10'unun bu salgında öldüğü söylenir ki bu rakam bazı şehirler için nüfusun yüzde 25 hatta yüzde 30'una ulaşmış. Bazı tarihçiler bu salgınların Roma İmparatorluğunda dengeleri bozduğundan bahsederler. Bunu düşünmek aslında bakarsanız çok yanlış değil çünkü buna benzer bir durumla yani mesela bir hastalıkla daha önce hiç karşılaşmamış bir insan grubunuz olduğunu hayal edin. Bu grup hastalığa maruz kalmış bir grupla karşılaşırsa hastalık kolaylıkla bulaşır ve vücutlarında savunma refleksi gelişmemiş olan grup üzerinde oldukça yıkıcı etkiler yaratır, değil mi? Tabii az önce değindiğim gibi taşınan şeyler sadece hastalıklarda değildi. Fikirler, teknoloji ve dinden de bahsetmemiz lazım. İpek yolundaki ticaretin en erken dönemlerinde bu durumdan en çok faydalanabilen dinler muhtemelen Hristiyanlık ve Budizm'di. İpek yolu tüccarlarının büyük bir kısmının özellikle Budizm'den etkilendiklerini söyleyebiliriz. Mesela özellikle Kuşan İmparatorluğu Budizmi yaymaya başlamıştı. Önceki videolarımızda Ashoka'nın misyonerler aracılığıyla Budizmi yayma çalışmalarından bahsetmiştik. Ama Budizmin Çin ve Uzak Doğu'da yaygınlaşmasını sağlayan Kuşan İmparatorluğudur. Toparlayacak olursak bu videoda İpek Yolu'nun ilk zamanlarından yani milattan önce 1. yüzyılda milattan sonra 1. yüzyıla geçtiğimiz dönem aralığından bahsettik ama İpek Yolu'nun daha yüzlerce hatta binlerce yıl boyunca işlemeye devam ettiğini göreceğiz.